Efendim iyi akşamlar. Bir Söz Meclis'ten içeri programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam yine iki değerli bakan arkadaşımızla bu haftanın öne çıkan bazı konularını, çünkü hepsini ele alma imkanımız yok zaman itibariyle, analiz yapmaya çalışacağız. Dışişleri Eski Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kültür Bakanı Sayın Namık Kemal Zeybek. Siz daha iyi misiniz ama size de hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Şimdi birkaç şey var konudan önce. Onları bir paylaşmak istiyorum. Bir defa dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ydı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 93. yılını kutladık. Tabii resmi, yani hipodromlardaki törenleri iptal ettiler. Ama halk Türkiye'nin her tarafında, özellikle TGB, Vatan Partisi ve CHP, Çağdaş Kadınlar yani onlarla beraber Cumhuriyet Kadınları Derneği Türkiye'nin her tarafında birlikte bir etkinlik ortaya koydular. Tabii burada emeği geçenlerin hepsini tebrik etmek istiyorum. Ve bu vesileyle de bütün milletimizin bu önemli bayramını kutluyoruz. Şimdi orada bir iki şey söylemek istiyorum. O da, yani şimdi bu ilginçtir. Günlerce medya, hem basılı medya hem de televizyonlar CHP'nin şeyini verdiler. Yani CHP işte yürüyüş yapacak, CHP Ankara'da şöyle yapacak, böyle yapacak. Ya TGB, Vatan Partisi ve burada aynı şekilde Güven Park'ta toplanıp yürüyüş yapacak şeydi. Tek satır yok Sayın Bakanım. Yapıldıktan sonra da bir gazetede böyle ufacık, yani Vatan Partisi ve TGB'de yürüyüş yaptı. Bunu çok yadırgadım. Yani hani şimdi şey değil ama CHP'nin yürüyüşünde ne kadar varsa aşağı yukarı TGB'nin, Vatan Partisi'nin ve diğer kuruluşlarla Güven Park'tan Anıtkabir'e yürüyüşünde de aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı aynı vardı. Kaldı ki orada en önemli hadise sadece Ankara'daki yürüyüş değildi. Yani dün mesela tünelde yaptı TGB, Vatan Partisi. Binlerce insan. Ve dün itibariyle TGB öncülüğünde, Vatan Partisi öncülüğünde 29 ilde kutlamalar yapıldı. Millet meydanlara geldi filan. Tek satır yok. Ya şimdi yani gerçekten insanın yani garipsiyorsunuz. Yani hani AKP işte bölmek istiyor da bu AKP'nin karşısındaki medya yahut da işte cumhuriyetçi filan dediğiniz medya da yahut da merkez medya dediğiniz de o da herhalde yine yağcılık olsun diye hükümete, çünkü en tehlikeli onlar için TGB, Vatan Partisi, çünkü mücadele eden başka maalesef parti yok. Ne CHP var ne MHP var. Böyle bir enteresan durum yaşandı. Onu da bir not olarak koymak istedim. Nail Güreli, yıllardır doğayan bir gazeteci abimiz. Benim de ta gazetecilik yıllarından beri tanıdığım, sevdiğim Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı. Basın Konseyi Başkanlığı yaptı. Allah rahmet eylesin. Onu kaybettik. İşte gerçekten gazeteciydi. Yani kalemini satmayanlardan da. Birçok anımız var ama vaktimiz o değil. Maalesef cenazesine falan da gidemedik. İşte bizim rahatsızlığımız dolayısıyla böyle çok sevdiğimiz insanların bile cenazelerine gidemiyoruz. İşte malum biraz rahatsızlığımız var ondan dolayı. Allah rahmet eylesin. Şimdi bugün Saadet Partisi'nin kongresi vardı. Büyük kongresi. Zaten daha önce 10 gün kadar önce arkadaşlar o bilgiyi getirmişlerdi. Sayın Profesör Mustafa Kavanak, o da çok değerli bir insan. Benim de hukukum olan
bir insan. O epey bir zamandır oranın genel başkanıydı. Şimdi orada bugün yapılan kongrede Mopusan arkadaşımız Temel Karamollaoğlu. Çünkü beraberdik Temel Karamollaoğlu'yla Vamaklar'da Dil Okulu'nda. O seçildi. Ben buradan Mustafa Kamal'a, arkadaşımıza da bundan sonraki siyasi çalışmalara başarılar diliyorum. Temel Karamollaoğlu arkadaşımıza da hayırlı olsun diyorum. Saadet Partisi'ne o kongre inşallah hayırlara vesile olur. Şimdi bir önemli bir şey ki bunun şeyini sizlerden de rica edeceğim. Bu son dönemlerde zaten insanların yani sinir sistemleri tamamen oynamış durumda. Yani adam hiç tanımadığı adamı çekiyor, vuruyor. Niye işte kırmızı ışıkta yürümedi, bilmem ne oldu filan diye. Şimdi böyle bir noktada da yani Ankara'daki siyasilerin dolaylı kışkırtmalarıyla altta tabanda insanlar şey yapıyor. Yani kendilerine bir vazife biçiyor. Şimdi dün de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı Aydın milletvekili partinin altındaki restoranda hem de 20 kişi yemek yerken ve aynı yerde yemek yiyen bir iki kişi ondan sonra yani onlar da içiyorlarmış orada. Kendi ifadesi var. Çok sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyorum diye. Geliyor. Düşünün şimdi. Yani güpe gündüz. Aydın'ın merkezi. Yani 20 kişi var masada. Geliyor. Bülent Tezcan'a kurşunluyor. Allah'tan yani bacağına geliyor. Tabii benim aldığım bilgi kemikte kalmış. Yani. İşte onunla ilk operasyonu yaptılar. Ama sağlığı iyi. Yani biz de buradan geçmiş olsun diyoruz. Ben aradım ama şey yapamadık. O sırada işte ameliyat filan şeyindeydi. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Bu bir tane hadise değil. Yani burada adam kendine vasfet çıkarttı. Ne diye vuruyor? Diyor ki PKK'ya diyor. Efendim karşı diyor. Yeterince davranmıyorsunuz diye. Bak. Öbür tarafta PKK Kılıçdaroğlu ve CHP konvoyuna pusu kuruyor. Yani Allah'tan yani şans eseri Artvin'de ya şimdi bir de CHP mi hükümette yoksa başkası mı var yani? Ama işte şimdi düşünün yani burada şimdi böyle bir enteresanlık var. Bir başka çok önemli yani bunu da çünkü birbirleriyle çok bağlantılı gördüğüm için. Şimdi AKP'liymiş havasıyla aktröller bilmem ne silahlanın diye Twitter ve Facebook'ta Elazığ'da birisi bir hafta yayın yaptı. Artık internetten satılan pompalı tüfeklerle cinayetler işlenmeye başladı Türkiye'de. Tabii. Hayır bu şimdi başka bir şey. Ve şeyi yani ifade şu. Bu AKP'li artık diyor iş diyor silaha dayandı diyor. Ve dolayısıyla diyor herkes silahlanmalı diyor. Şimdi AKP FETÖ'cü mü çıktı o? Ha. Şimdi Elazığ'da FETÖ takımının okulunda öğretmen yakalandı adam. Antep'te kaçarken herhalde. Ve daha ilginci evinde arama yapıyorlar. 1 milyon küsur para buluyorlar. Şimdi yani bunu şunun için arz ediyorum. Yani bu son dönemlerde mesela adam MHP'nin adını kullanıyor. Diyelim ki işte veya işte CHP'nin adını kullanıyor veya AKP, ya bunlara çok dikkatli olmak lazım. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, özür dilerim orada keseyim. Hı. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün çok güzel bir demeci var konuda. Bunu yapan kendisinin ülkücü olduğunu söylemiş. Böyle ülkücü olmaz. Tabii. Gayet güzel. Yani. O ilk baştan beri genel başkan yardımcıları ve genel sekreteri, grup başkan ülkeleri, şimdi Allah var, hemen daha yani şeyde, hiçbir şekilde taşkınlık yapmayın. Bu hukukla şey yapılacaktır. Bunu istismar edecekler filan dediler ki
İşte CHP'nin bu tavrı hakikaten takdire şayan. Yani iyi yaptığını, iyisini söyleyeceğiz. Yanlış yaptığını, yanlışını. Evet. Ama evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu öyle bir noktaya geldi ki, yani şimdi kimin ne yaptığını bilemiyorsunuz. Yani adam geliyor, işte mesela alıyor, ulan diyor biz diyor AK Partiliyiz lan diyor, siz kimsiniz cart cürt. Elif FETÖ'cü çıkıyor veya PKK'lı çıkıyor. Tabii. Yani buralarda bu kışkırtmalara hiç kimsenin gelmemesi lazım. Allah korusun. İşte orada başlar esas sıkıntı. İnsan sen benden birini vuruyorsan ben de seni vururum. Tabii. Yani 12 Eylül öncesi gibi. Şimdi bu şeyi bir lütfederseniz, yani bu İnşallah. Psikolojinin getirebileceği şey Türkiye açısından. Yani bir kere Türkiye'de sizin de buyurduğunuz gibi sistemde bir yanlışlık oluştu. Yani sistemin güvenceleri ve frenleri kalmadı. O zaman ne oldu? Böyle bir taş kamyonu yokuş aşağı gidiyor, frenleri patlamış, şoför de gaza basıyor. Bu maalesef bütün toplumu saran bir... Şoför de gaza basıyor. Evet, şoför fren de yok, gaza basıyor. Gaza basıyor. Yani. Ve yokuş aşağı gidiyoruz ve fren de patlamış. Fren de patlamış. Çünkü gaza yargı yok, başka bir sistem freni yok, değil mi? Evet. Meclis zaten... İşte, toptan yok. Toptan yok. Dolayısıyla böyle bir frensiz sistem elbette içinde bulunanların da panik içerisinde ve gelecek endişesi içerisinde yaşamasına yol açıyor. Yani toplumun bu ruh sağlığının bozulması büyük ölçüde bundan. Bir de tabii ve bu arada sizin de belirttiğiniz gibi bir silahlanma da, yani sivil silahlanma da ortaya çıkarsa toplumda, asıl silahlı olması gereken güçler, yani güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetlerin de zayıflatılmak istendiği bir dönemde bunlar yaşanırsa, o zaman toplumda bir güven hissi ve geleceğe güven hissi ortada kalmıyor tabii. O zaman asaplar bozuluyor. Hepimiz gergin bir şekilde yaşıyoruz. Her gün bakın, yabancı dışişleri bakanlıkları her gün bir bildiri yayınlıyorlar. İşte filanca yerdeki personelimiz oradaki evlerini boşaltsınlar diye. Filanca tarihte şurada sokağa çıkılmasın diye. Yani bunlar da bir yandan tabii bu duruma, bu yangına körükle gidiyorlar. Sayın Bakan, orada enteresan gelmiyor mu? Evet. Yani Amerika ve özellikle Almanya ve Fransa bu burada öncülük evet. yapıyor. Niye daha önceden biliyorlar? Acaba yani ne zaman ne yapacaklar mı? Ama sağ elinizde, sol elinizde kontrol eden bir beyin var, değil mi? Evet. Aynı beyinden kontrol ediyor. Değil mi? Evet. Galiba hareketli anlatmak daha kolay. Evet. Ben önce Sayın Şükrü Sina Güler'e hoş geldiniz. Eksik olmayın Sayın Bakan. Sağ olun. Ve bir bilgi vermek isterim. Bunu birçok yerde anlattım ama burada da anlatayım. 2001'deki seçimde ve ondan önce de ben Kırkaya birkaç sefer gittim. Konferans vermeye gittim, başka sebeplerle gittim. Sonra seçim sırasında da çok gittim. Buranın belediye başkanı MHP'li idi. Ve o dönemde bor madenlerinin Boraks'ı değil mi Sayın Bakan? Boraks. Bayağı bor. Evet. Bor. Evet. Özelleştirilmesi gündemdeydi. Birileri getirdi gündeme. Yani o birilerinin kim olduğunda sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Yani Türkiye'yi dünya global kapitalizminin acele sömürgesi yapmak isteyen birileri. Tabii. Tüm kaynaklarımızı özelleştirme adı altında, İşte bu büyük sermaye, dünya sermayesine peşkeş çekme durumunda idi. 57. hükümetti. Siz Dışişleri Bakanıydınız değil mi efendim? Daha Dışişleri Bakanı değildim. Devlet Bakanıydım. Devlet Bakanıydım. Devlet Bakanıydım. Devlet Bakanıydım. Sonra Dışişleri Bakanı. Evet. Devlet Bakanlığınız döneminde
Buna engel olundu. Ama Kırka Belediye Başkanı'nın bana söylediği, MHP'li Belediye Başkanı'nın bana söylediği şuydu. Bu işe engel olanlar bizimkiler değil, Sayın Gürel'di. Kendisini bu bakımdan çok seviyoruz ve kendisine şükran duyuyoruz. Eksik olmasınlar. Çok böyle bir söz vardır. Gül bahçemi gör de baharımı anla. Ya bu bir gül. Tabii. Sizin kişiliğiniz hakkında yeterli bilgiyi verir. Zaten tanınıyorsunuz ama bir de bu açıdan bizi dinleyenler sizi tanımış olsunlar. Eksik olmayın. Yani gerektiği zaman milli olmak. Evet. Yani milliyetçilik bu. Bu tabii. Evet. Yani milliyetçilik, şuculuk, evet, buculuk, ülkücülük vesaire söyle. Söyle, 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 söyle. Evet. Sonra evet, Boraks gibi çok önemli bir konu, geleceğin en önemli konularından bir konuda sus, karışma ve bu iş ülkücü, milliyetçi olarak tanınmayan ama gerçekte milli olan, evet, bir insana düşsün. Yani bu çok ilginç bir örnek olaydır. Bu eksik bakımdan da bunu, teşekkür bunu söylemek Sayın istedim. Bakanım, çok yani teşekkür eğer ülkenin ve insanlarımızın sinirlerinin bozuk oluşuyla ilgili bir şeyler söylemek gerekirse, yani öfke bir hitabet sanatıdır diyen değildir. Öfke bir hitabet sanatı değildir. Yani zaman zaman hitabet sanatının, hitabetin bir yerlerinde gerçekten hatip öfkelenir, öfkesini de belirtir. Ama eğer öfkeyi bir hitabet sanatı olarak alan bir kişi, Türkiye'nin en etkili kişisi ise, sık sık televizyonları açtığınızda, bütün televizyonlarda onu görüyorsanız, Büyük Ağabey gibi yani. Büyük Ağabey, Büyük Ağa filan, reis neyse yani. Efendim gibi görüyor, hep onu görüyorsanız, o da hep öfkeliyse. Yani siyasetçilerin ve halkın bir kesimine sürekli onları üzecek diyeyim. Yani sözlerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. Bir şeyler söylüyorsa bunun aşağılara yansıması mümkün değildir. İkincisi, bugünkü iktidarın yandaşlarının bir kısmı, bugünkü iktidarın yandaşlarının bir kısmı, tamamı demiyorum. Ama bunlar şu anda basın ve yayın, televizyonlarda ve gazetelerde çok iyi köşelere yerleştiler ve köşelerden devamlı saldırıyorlar. Saldırı halindeler. Yani öyle bir saldırı ki Cumhuriyeti ve Atatürk'ü savunmak suç haline getiriliyor. Bu insanların sinirini bozuyor. Yani hem kendilerine taraftar olanlar bir coşkuyla daha ne bekliyoruz, daha ne bekliyoruz havasına giriyorlar. Saldırıya muhatap olan ve Cumhuriyete, Atatürk'e bağlı kitleler de bunun karşısında, onların da asab bozuluyor, sinirleri geriliyor. Dolayısıyla toplumun sinirleri gergin. İşte ortaya koyduğunuz örnekler bunu gösteriyor. Yapılması gereken ne? Yapılması gereken, Sayın etkili ve yetkililerin, en başta baş etkilinin daha sakin, daha dikkatli, daha kucaklayıcı bir söylem geliştirmesi ve şu havayı biraz sakinleştirmesi. Buna toplumumuzun ihtiyacı var. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra Sayın Bakanım. 6 dakikalık bir reklam arası. Güzel. Güzel. Biraz daha yukarı. Efendim devam ediyoruz. İki değerli bakan arkadaşımızla, Namık Kemal Zeybek ve Şükrü Sinan Gürel bakanlarımla. Sayın Bakanım, bu şimdi demin şey yaptık, tabii bunlar çok iç içe. Yani bir konu değil bu. Yani her bir konu şu anda hani aşure gibi. Her şey var içinde. Evet. Birinin analizini yaparken öbürünü dikkate almadığınız vakit havada kalıyor. Yani hepsi, şimdi FETÖ ile mücadele diyorsun, PKK ile mücadele diyorsun, işte bir gelip Musul diyorsun, işte bilmem Telafer diyorsun, Suriye diyorsun, yani yani bunlar hepsi iç içe. Tabii tabii. Yani onun için bunları tabii işte yine iyi kötü birbirleriyle bağlantılı gibi. Mesela şimdi
İki tane Genelkurmay Başkanı ifade verdi. İkisi de çok önemli. Yani Işık Koşener'in hele şeyi son derece önemli. İşte o zaman hatırlıyoruz. Dört tane kuvvet komutanı aynı anda istifa etti ve istifanın gerekçelerini söylüyor. Yani ben diyor o vebali şey yapamam. Hilmi Özkök'ü sev sevme ama orada söylediği laf çok önemli. Biz diyor şeye diyor hepsini diyor verdik diyor. Yani hiçbir şey yapılmadı. Ki onu biliyorsunuz hükümet Tayyip Erdoğan filan ona hocam hocam deyip hürmet gösteriyordu. Şimdi bunları yan yana getirdiğiniz vakit ama işte soğan doğrama filan işleriyle karıştırdı. Yani o, ben onu şey olarak söylüyorum. Yani şimdi ve şimdi insanlar bu 15 Temmuz'dan sonra bir araya gelme ihtiyacını gördü. Şu anda insanların hangi partili olursa olsun yani gerçekten huzur yani daha büyük tehlikelere karşısında tamam sen de Cumhurbaşkanlığı köşkündesin. Cumhurbaşkanlığını yap. Değil mi? Ama yani her gün işte demin Sayın Bakan'ın da söylediği gibi her gün kışkırtıyorsun. Her gün kışkırtıyorsun. Yani bunları bir değerlendirirseniz. Yani şimdi burada galiba bu demokrasiyle sadece sandık arasındaki farkı ortaya koymak gerekiyor. İkincisi dış politika ile iç politika arasındaki bağlantıyı ortaya koymak gerekiyor. Ulusal çıkarlara dayalı bir dış politika yürütmekten vazgeçerseniz başınıza gelebileceklerin neler olduğunu düşünmek gerekiyor. Ve şimdi mesela bakın demokrasiyi o kadar yanlış görüyoruz ki ya da görüyorlar ki birileri. Sadece sandığı demokrasi zannediyorlar. Halbuki sadece sandık demokrasi olarak kabul edilirse o zaman mesela Mussolini ve Hitler en büyük demokratlar sayılır. Stalin. Ama bakıyorsunuz Mussolini sandıktan %25 de çıkmıştır. Çünkü seçim kanunu öyle düzenlenmiştir. Hitler %34 de iktidara gelmiştir. Tıpkı AKP'nin 2002'ne aldığı oy oranı gibi değil mi? Ama 6 ay sonra başka ne parti kalmıştır, ne Reichstag kalmıştır, ne bir şey kalmıştır. Ve dolayısıyla bunlar da iddia eder. Değil mi? Biz de sandıktan kahir ekseriyetle çıktık diye iddia edebilirler. Ama demokrasiler bununla ölçülmez, sandıkla ölçülmez. O zaman sayı oyunu haline gelir. %34 ile anayasayı değiştirebilecek çoğunluğu elde edebilirsiniz mesela mecliste. Ama bu sadece bu demokrat olduğunuzu mu gösterir? Ya da demokrasi icabı mı oraya geldiğinizi gösterir? Hayır. Demokrasiler aslında çoğunlukların azınlıkları ezdikleri bir rejim değildir. Değil mi? Çoğunlukların her şeyi yaptırabildiği bir rejim değildir. Her zaman haklı oldukları bir rejim değildir. Ayrıca en küçük siyasi grubun bile bir gün iktidara geleceği umudunu taşıdığı rejimlerdir demokrasiler. Yeter ki özgürlük olsun, söz söyleme özgürlüğü olsun, ifade özgürlüğü olsun. Yeter ki haberleşme özgürlüğü olsun bir toplumda. Ama bunları kısıp ondan sonra da ben sandığın büyük çoğunluğuyla iktidara geldim, her istediğimi yaparım diyorsanız bunun demokrasiyle bir ilgisi yoktur. O zaman mesela şunu yapmaya başlarsınız. Başkaları size bölgede tıpkı mesela Hitler'in filan benimsediği gibi, Hitler'in çünkü dış politikası da buna dayalıdır. Der ki benim yaşam sahamdır. Nereye kadar? Bütün Doğu Avrupa. Çünkü der burada Slavlar yaşar ve Slavlar aslında üstün ırk olan Almanlara hizmetle köledirler. Mükellef olarak yaratılmışlardır. Şimdi bu bir inanç. Ve bu adamın bütün dış politikasının yönelişinin temelinde yatan neden. Şimdi size de birileri derler ki bu Sünnileri sen hizaya getir ve Şiilerin gücünü denetle. Değil mi? Arap Baharı'yla da bu iş başladı. Ondan sonra bunları yap sonra başınızı derde sokarsınız ve bütün
Yani ne Suriye'deki ne Irak'taki merkezi hükümetlerle değil marjinal unsurlarla ilişkiniz olur. Filistin Kurtuluş Örgütü'yle değil Hamas'la ilişkiniz olur. Değil mi? Ondan sonra Irak'ta da mesela merkezi hükümette değil kuzeyde şimdi artık iyice devlet olma yolunda ilerledikleri belirginleşen Kürtlerle olur. Barzani ve Talabani ile olur. Barzani ile olur daha ziyade. Dolayısıyla siz bütün cumhuriyetin mirasını da böylece inkar etmiş olursunuz. Çünkü cumhuriyet Lozan'dan beri ki Lozan'ı da küçümsemek hiç doğru değil. Uygun görürseniz onunla ilgili de konuşuruz. Lozan'dan beri her şeyi uluslararası hukuka uygun olarak yapmıştır. Uluslararası hukukun doğruluğundan şaşmamıştır. Örneğin Lozan'da bir Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır. Boğazlar üzerindeki yetkilerimiz, egemenlik yetkilerimiz kısıtlanmıştır. Onu değiştirmek için Atatürk ve arkadaşları hiçbir zaman oldu bittilere başvurmamıştır. Halbuki mesela Almanlar ne yapmıştır, Hitler ne yapmıştır? Versay'ı beğenmediği için oldu bittiler yaratmıştır. Ve kimse buna ses çıkartamamıştır. Yani biz de Boğazlara askerimizi soksaydık ve bundan sonra ben beğendiğimi geçiririm, beğenmediğimi geçirmem Boğazlardan deseydik, o dönemde kimsenin bir şey diyebileceği yoktu. Ama Türkiye zor olanı seçmiş ama uluslararası hukuka dayalı olarak yol almıştır ve 1936'da Montreux'ü yapmıştır. Boğazlar üzerindeki tek egemen Türkiye haline gelmiştir. Ama bunu yapabilmiştir. Ve hiçbir zaman başkalarının toprağında gözü olmamıştır. Hiçbir zaman genişlemek eğiliminde olmamıştır. Her şeyi uluslararası hukuka uygun olarak çözmüştür. Buna mesela Kıbrıs konusu da dahildir daha sonra. Cumhuriyet geleneği o konuda da devam ettirilmiştir. Hatay da öyledir. Hatay da öyledir. Kıbrıs da öyledir tabii. Dolayısıyla ve bu irredentizm derler buna. Başkalarının kaybettiğiniz topraklarda gözü olmaya bu kimseye de bir hayır getirmemiştir. Çok da tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şeydir. Vakti orası bizimdi. Olur mu? Ya bizim olmayan yer mi var? Hayır, mesela şey deniyor, 20 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye indik. Peki kim indirdi? Ne zaman indik? Kim indirdi? Bu toprakları kaybeden Osmanlı'ydı. Ve öyle battı zaten Osmanlı. Ve Cumhurbaşkanı olan da bugün bu cumhuriyetin cumhurbaşkanı. Evet. Değil mi? Osmanlı padişahı olsa zaten yüzü olmaz değil mi bir şey söylemek? Yani Osmanlı hilafet devam etseydi evet. Değerli Cumhurbaşkanımız bize de falan belki işte oralarda bir şeyler olabilirdi ama herhalde Cumhurbaşkanı olamaz. Olamaz. Evet. Şimdi bu şeyde bakın iki şey söyleyeceğim demokrasiyi konuştuğumuz için. 2010 yılında Tayyip Erdoğan 2010'da son dönemde yaşananlar demokrasinin ayak sesi diyor. Eyvah. Daha gelmemişti ayak sesi. Eyvah. 2010. Şimdi geldi demek. Yani 2010'da. Anca bu geldi. Demokrasinin ayak sesi. Anca. Hayır bir de daha önce de edilen başka laflar var. İşte biz bu demokrasi tramvaydı. Tramvaya benzer. Biz beğendiğimiz duraktayız. İslam'da demokrasi yoktur diyorlardı bunlar. Bildiğimiz şeyler vardı bu kadarını söyleyeyim. Olmaz tabii. Yani hiçbir orada haklı görürüm. Evet. Yani çünkü laiklik olmadan demokrasi olmaz. Bütün Arap dünyasının haline bakın. Yani İslam'da demokrasi olur olmaz başka bir şey. Başka ama bir şey. Ama onu sen bize dayatamazsın. Hayır tabii canım. Yani böyle bir şey yok. Üstelik hiçbir dogmanın iktidarı bir demokratik sonuç vermez. Evet. Çünkü kendisinden başkasına hayat hakkı tanımaz. Evet. Şimdi hatırlayacaksınız bizim gençlik dönemimizde mesela ülke ocakları olarak bildiri yazardık. İşte altına mesela geldi konuya göre egemenlik kayıtsız şartsız milletin. Millet. Bunu alırlardı hatırla. Ne demek? Allah'ındır. Ya zaten Allah'ındır o başka bir şey. Hakimiyet Allah'ındır.
Ya. E peki, şimdi ne oldu? Allah'a gittiler. Allah nereye gitti? Tövbe yarabbim. Şimdi egemenlik milletin. Şimdi bakın bir belgeden de bahsedeyim bu. Çünkü böyle Şeyhülislam, Cahçürt bilmem ne işte eski Osmanlıcılık falan diyor. Bu eski Şeyhülislam yurt dışına gönderilen yani ittirilen 1920'de Türk vatandaşı için çıkartılan eski Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Papa'ya 3 sayfalık mektup yazıyor. Diyor ki 1925 tarihli mektubunda Şeyhülislam Hilafet Komitesi kurduk. Bize maddi yardım verin diyor. Bak bak. Hilafet Komitesi kurmuş dallamalar. Şeyden dallama demeyeyim peki. Yallama diyeyim. Dallama da internetik kızıyor. Dallama. Ya yallama işte. Yani o zaman, dallama ne demek? Ne bir, yani neyse şimdi konuşuruz yine bir gelecek olsun. Neyse işte böyle bir takım insanlar şimdi, diyelim. Evet. Adam hilafet komitesi Papa'dan para istiyor. Şimdi ben AKP iktidarına soruyorum. Siz bu kafada mısınız? Aynı bu kafadalar. Genetikleri şey yani bu kafadalar. Efendim. Kafa çok önemli. Hangi kafa? Bu kafa. Bu kafa çok önemli bir kafa. Bu kafadan çok değerli inciler çıkıyor. Yani açılıyor içinden böyle inci çıkıyor. Yani mesela sizin başka sebeplerden sempati duyduğunuz bir insan bugünlerde bu kafayı açıkladı, ortaya koydu yani. Söyledi şuydu. Farabi ve İbn Sina kafirdir. Duydunuz mu? Duymadınız mı? Ha şimdi algılanıyor bu. Farabi ve İbn Sina kafirdir. Söyleyen Cübbeli Ahmet yani adımda söyleyelim. Ben niye? Sizin böyle bir ona şahsın, birçok insanın ona sempatisi var. Hatta diyorlar ki ya ne güzel dinliyoruz, eğleniyoruz falan diyorlar. Şimdi bir şey anlatayım mı burada? Evet buyurun. Sonra ben devam edeceğim. Hoşluk tabii. Ha. Şimdi bunu içeri aldılar ya Sayın Bakanım. Ben de o dönem hiç partide değilim. Böyle mesela hangi dava yani siyasi şeylerin falan gidiyorum. Kendi adıma yani izliyoruz, konuşuyoruz, demeç veriyoruz. Bunun da son duruşmasına gittim. Tabii eskiden tanıdığım Cübbeli Ahmet yani ta 80 öncesinde. Tabii yani neyse o taraflara girmeyeyim. Ondan sonra oturduk arkada işte babası. O da Fatih ilçesinden eski MHP'liymiş. Arkada işte iki tane bayan var. Genç olan bayana dedim ki ya babanız inşallah yok dedi eşimdir dedi. Peki. Neyse ondan sonra babasıyla sohbet ediyoruz. Cübbeli geldi şaşırdı filan bizim orada oldum. Selam verdi. Tam o duruşmada da Sayın Bakanım tali olmaz mı? Öyle mi? Tabii. Dedim ki babasına, herkese duyuyor. Öyle dedim, Cübbeli'nin dualarıyla olmuyor. Bak dedim, Yaşar Okan geldi, üç kulağım aldım bir yerine. Seninki gitti. Dışarı çıktım, dışarıda belki 500-600 kişi, İsmail Ağa cemaati var. O, oradan birisi diyordu, Yaşar Efendi'nin duaları. Dua. Sarılan sarılan. Harika. Bize de dua et. Evet, evet, evet. Kendime neyse. Memleketin de ihtiyacı var. Mum dibine ışık vermez. Şimdi buyurun, efendim, bu tabii bir zihniyetin ifadesi bakımından önemli. Yoksa o bir şahsiyet. Ama o tek değil ki. Yani o Cübbeli Ahmet işte bir tasavvuf grubunun şu anda sözcüsü gibi görünüyor. Ama onu görevden almışlar filan da diye de duydum. Ama öyle ilginç şeyler söylüyor ki işte bir hikaye anlatıyor. YouTube'da var. Bir gün peygamberimize bir adam geliyor hakaret ediyor. Senin gibi kötü bir adam görmedim ben diyor. Dünyada senden aşağı bir adam olmaz falan diyor. Ve avladığı bir keleri, kertenkeleymiş keler, atıyor ortaya ölü bir kertenkeleyi. İşte Ömer kılıcını el atıyor, dur diyor falan. Bunu anlatıyor şimdi. Televizyonlar da anlatıyor.
Efendim peygamber bunun üzerine diyor ki kelere soralım o anlatsın. Keler dile geliyor. Peygamberi övüyor falan. Anlatıyor ama neler anlatıyor yani. Keller sanki bir filozof, büyük bir din alimi falan gibi. İşte sen şöylesin, sen alemlere rahmetsin, sen şusun busun falan filan. Bütün bu söylediklerini Keller, ölü Keller söylüyor. Bunun üzerine Keller'in dirildiğini görünce yani kertenkelenin adam Müslüman oluyor falan. Bunu anlatıyor. Bir başka zaman da diyor ki peygamber demiştir ki kelerleri, kertenkeleyi bulduğunuz yerde öldürün. Bir vuruşta öldürürseniz 100 sevap, ikinci vuruşta öldürürseniz 50 sevap alacaksınız. Ya bu mübarek kertenkeleyi niye öldürtüyorsun peygambere? Tabii ne olay gerçek de peygamberin böyle bir safsata söylemesi mümkün. Ama öyle bir zihniyet ki bu yaygın. Ya bir başka profesör şu anda astronomik paralar kazanan televizyonlarda ve işte Türkiye'nin sayılı zenginlerinden birisi olan birisi de anlatıyor. Yine o da YouTube'da var. Televizyonda anlatıyor. Bişri Hafî Hazretleri Bağdat sokaklarında dolaşırken hayvanlar sokaklara pislemezlermiş ki onun ayakları kirlenmesin. Kimin Bişri Hafî'nin? Kim o? Hatipoğlu. Hayır. Bişri Hafî'de bir evliya. Hı. Tanınmış bir yani eski evliyalardan. İyi de ya peygamber dolaşırken bu hayvanlar niye aynı şeyi yapmıyorlar falan. Şimdi din adı altında bunlar anlatılıyor falan. Bu yaveler, bu saçmalıklar, bu uydurmalar ve adına Sünni İslam denilen de budur. Bak çok açık söylüyorum. Yani militanlığı yapılan Sünni İslam ne İslam'ı yahu? Sünni İslam bu ne Sünnisi? Yapay bir İslam. Uydurulmuş bir din, siz bunu çok güzel söylüyor. Uydurulmuş bir din ve bizim iktidarımız bu uydurulmuş dinin militanlığını yaparak Irak hükümetine diyor ki ya Irak ordusu ne, Irak hükümeti ne, onlar Şiilerden ibaret. Yahu Sünni Şii sözünü sen bu şekilde Sünniliğin efendim avukatlığını ya da temsilciliğini yaparak dile getirirsen tam işte emperyalizmin tuzağına Türkiye'yi sokarsın. Şii ve Sünni çatışması, burada Alevi efendim Sünni çatışması icat ederek İslam alemini kana bulamak istiyorlar. Sen bu konuda dikkatli olmalısın. Tabii. Değerli değer, değer sayın sayın, dikkatli olmalısın. Şimdi ama ipin ucu asıl şurada. Cübbeli dedi ki Farabi ve İbn Sina kafirdir. Şimdi Farabi ve İbn Sina ve onların izinden gidenler kafirse eğer, bu İslam dininin ve İslam ümmetinin ve İslam uygarlığının insanlık tarihine hiçbir katkısı yok demektir. Çünkü katkısı olanlar Farabi, İbn-i Sina. E bunları da sen kafir yapıyorsun. Geriye ne kalıyor? Gazali. Çünkü Gazali bunlar için kafir demiş. Başka ne demiş? Filozoflar kafirdir. Bilimler de yararlı yararsız diye ayrılır. Ve İslam ümmetinin ocağını batırmış. Şimdi bu zihniyet hakim. Bu zihniyet ve bu besleniyor. 100 İlahiyat Fakültesi, Ankara İlahiyat hariç, diğerlerini incelemek lazım. Ama en azından Ankara İlahiyat dışındaki İlahiyat Fakülteleri bu dini, bu uydurulmuş dini besliyor. 2000'e yaklaşan İmam Hatipler bunu besliyor. Efendim Kur'an kursları denilen yerler bunu besliyor. Devletin okullarındaki din dersleri bu dini besliyor. Ya bu din bizim bu uydurulmuş din bizim felaketimizdi. Bakın bir kitap getirdim. Bu kitabı ara sıra getiriyorum. Çünkü bu kitapta şifre var. Nedir? Katip Çelebi'nin mizanı. Bunu herkes okumalı. Peki ne var bu kitapta? Bakın ne var? Bu kitapta diyor ki Osmanlı'da başından başlayarak Sultan Süleyman Han Hazretlerine kadar okullarda felsefe, akıl bilimleri ve nakil bilimleri birlikte ve bağdaştırılarak okutulur idi. Bu idi dediği zaman Osmanlı şöyle yükseliyor. Ve Kanuni dönemine geldiği zaman dünyanın bilimde, teknikte,
ahlakta, maneviyatta, insanlıkta en ileri ülkesi Osmanlı idi. Yani bir de bir sefirin hatıraları, Uzbek'in bir kitabı var. Yani bir sefir anlatıyor hakikaten. Yani Kanuni dönemine kadar Osmanlı'da her şey iyi. Çünkü felsefe var, bilimler var ve bunlar okutuluyor. Ama bazı müftülerin etkisiyle kim? Ebu Suud. Hala onu büyük alim ya diye okutuyorlar. Hala kitaplarda büyük alim diye okutuyorlar. Ebu Suud denilen adam, Katip Çelebi onu söylüyor. Ondan bahsediyor. Bunların etkisiyle felsefe mekteplerden kaldırıldı. Medreselerden kaldırıldı. Şimdi de yine kaldırılıyor. Şimdi yine de kaldırılıyor. Evet. Yani felsefe kaldırıldı. Akıl bilimleri de yararlı yararsız diye tasnif edildi. Katip Çelebi'nin döneminde mekteplerden bilimler kaldırıldı. 1910'a kadar Ziya Gökalp'in etkisiyle medreselere matematik konuldu. 1910. Ve diyor ki Katip Çelebi, efendim İbni Haldun'un da dediği gibi böyle bir devletin, böyle devletlerin yaşaması mümkün değildir. Dolayısıyla Osmanlı'da çöküş başladı diyor. Çöküş başladı. Yani Osmanlı'yı çökerten ne? Osmanlı'yı çökerten, Türkleri çökerten, efendim aslında bütün İslam alemini çökerten, Orta Asya'da bu gitti bu, ne yazık ki bu uydurulmuş din. Orada Ulu Bey'in rasathanesini oğlu, babasını devirdi, öldürdü. İlk yaptığı iş de rasathaneyi yıkmak oldu. Aradan asırlar geçtikten sonra Sovyetler Birliği zamanında o rasathane kazıldı, ortaya çıkarıldı. Şimdi insanlar gidiyorlar, geziyorlar. Orada çöktü. Sonra ne oldu? Sonra Ruslar aydınlandı, sanayi devrimine girdiler, topu tüfeği öğrendiler. Ama Orta Asya'daki Türkler sünnet-i seniyyeye aykırıdır diyerek kılıç ve kalkanla savaştılar. Sonra işte Osmanlı da çöktü gitti. Evet. Bir müsaade ederseniz yine 6 dakikalık bir ara, ondan sonra devam edeceğiz. Evet, Sayın Şükrü Sinan Gürel ve Sayın Namık Kemal Zeybek bakanlarımla bu bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii şimdi önemli birçok konu var. Yani ama tabii vaktin nispetinde. Şimdi bir taraftan FETÖ ile mücadele şeyindeki çok ciddi yanlışlıklar var. Yani Tayyip Erdoğan'a kalırsa bu yanlışlıkları söylemek de FETÖ örgütünün yandaş olmak oluyor. Evet. PKK ile mücadele diyorsun. PKK ile mücadele çok güzel ama o bombaları bilmem neleri 6 sene çözüm süreci diyerek sen ortaya koydun. Yani sen ellemeyin dedin. Bakın şimdi bunları hatırla, ondan sonra da her tarafa saldırıyor. İşte buyurun. Valileri terör örgütüne operasyon yapmayın talimatını biz verdik. Ya. Şimdi sen geliyorsun bundan, işte dümdüz ederim, şunu yaparım, bunu yaparım. Ya bu laf senin değil mi? Senin. Peki bunun hesabını ya şimdi geçmişe doğru, hani bu 15 Temmuz'dan sonra sayın bakanlarım, hani şey yapmayalım dedik, yani çok fazla geriye gitmeyelim. Fakat Tayyip Erdoğan yani her gün geriye giderek bir ta Lozan'lara gidip tartışma yapıyor, bilmem ne yapıyor. O zaman bunun hesabını vereceksin arkadaş. Bunun hesabını ver. Oradaki insanların, orada her gün şehit cenazesi geliyor. 5 sene, 6 sene orada onu ellemeyin. Valileri talimat ben verdim diyor. Ya bu suç değil mi kardeşim? E bazı sus ya. Yani biz şimdi konuşmuyoruz. Hani şey olmasın. Daha işte birlik beraberlik. Al o tarihte AKP'nin milletvekili. Ankara milletvekili. Çözüm sürecini diyor. Hayvanlar bile anlamış. Hayvanlar bile anlamış. Ama bazı insanlar anlamamış. 24 Mayıs 2013. Hangi hayvanlarla? Hayvanlar anlamamış. Hayvanları anlamış. İnsanları anlamadım. Bence doğru söylüyor. Evet. Yani hakikaten. Yani insanlar hayvanlar anlıyor. Ama insanlar anlamıyor. Hangi hayvanlar? Tabii onu sor. Şimdi siz bunları yapıyorsunuz.
Peki ondan sonra geliyorsunuz yani inanılmaz değil. Şimdi FETÖ ile mücadele tamam. Öyle zaten terör örgütü bilmem ne. Hain, şerefsiz. Yani hiç öyle cemaat falan değil. Öyle 15 şeyde belli oldu ki 15 Temmuz'da. Casus. Ne casus? Hain, şerefsiz, katil. Başkalarının maşası. Bunlar çok hafif laflar. Evet. Aynen. Tamam. Bununla mücadele sonuna kadar tamam. Destek. Ama şimdi öyle bir mücadele yapılıyor ki 100 bin kişiyi hedef alıyorsun. Mesela eğitim senli öğretmenler. Ya bunlar solcu, nefret hocası. Bunları açığa alıyorsun. Yeni Çağ Gazetesi'nin 4 tane yazarını biliyorsunuz gözaltına aldılar. 3-4 gün yatırdılar. Ya Yeni Çağ, yani sen şimdi yani şimdi Yavuz Selim Demir Ağa kitap yazmış 4 sene. İmamların öcü. Ha. Şimdi bunu alıyorsun içeri. Şimdi, ve bu işlerin olacağını da orada bildiriyor Yavuz yani Selim. Şimdi burada o zaman içeri alıyorlar FETÖ'cü diye. Şimdi inanılmaz bir şey. Yani siz o zaman nasıl ki Ergenekon'da tertip, Balyoz'daki tertip vardı. Canın sıkıldı al içeri. Canın sıkıldı al içeri. Yani hiç, zaten hepsinin kumpas olduğunu o zaman söyledik. Evet. Şimdi de kim iktidara muhalif? Ali, Veli, gazeteci, şu bu. Al içeri. Ya böyle bir şey var mı? Şimdi bir arkadaşımız aradı. Konya'da. Yanılmıyorsam Konya'da. Evet. Telefonla. Ya ben hatırlamadım şeyi de gazete, telefonla. Oğlu bu Fethullah Gülen'in okullarında. Ya Fethullah Gülen'in okullarında çocukların iyi olması yani sizi FETÖ'cü yapmaz. Sen kendin başbakan diyor ki evet diyor Milli Güvenlik Kurulu diyor 2004'te Fethullah diyor ama o zaman diyor cemaatti diyor. Ya sen devletsin eğer o okullar suçsa şey yapacaksın. Fakat benim esas değinmek istediğim o değil. Şimdi orada taksitle şey yapıyor. Okulda vermiş bankasyanın hesabını. Şimdi ayda 500. Ya adam almışlar içeri. Yani ya şimdi bankaya para yatırıyorsun. Yani taksiti oraya vermiş. O gün şimdi olsa anlarım. Yani şimdi şu anda bu organizasyon iyice çıktı ki ortaya. Bunların hepsi hain. Yani casus ne dersen ne. Şu anda bir şey olursa bunu anlayacağım. Ama sen şimdi böyle bir şey yapıyorsun. Ve birçok insanın mesela bir arkadaşımızın kızını damadını FETÖ'cü diye işten attılar. Yani hiçbir alakası olan... Gerekçe ne? Gerekçesi işte şey herkes kendine göre bir liste yapıyorlar. Bunları atın. Şimdi peki o zaman şimdi geriye doğru ya sen bunları söylediğin vakit o zaman bir tutup da ve bir de geriye gelerek gidiyorsun. Ta nerelere gidiyorsun sen? Cumhuriyetle hesaplaşıyorsun. Atatürk'le hesaplaşıyorsun. O zaman ben de sana şu lafları kim söyledi diyeceği sorarım arkadaş. Başlarım şimdi şeyine esasına bilmem nesine. Buyurun. Buyurun kardeşim. İşte. Sözcü bunu 2016'da yazmış. Diğer tabii Zaman Gazetesi tam sayfa yine vermiş. Şimdi Zaman Gazetesi'nin kuruluşunda gidiyor oraya. Yanında da birisi içeride, diğerleri de tüymüş şeyler. Pasta kesiyor. O zaman kardeşim sen bu 2016 yılında Zaman Gazetesi'ne gidip pasta ki nasıl? Peki. O şey evet şu alttaki resim tabii. Evet. Yani. Evet. Şimdi yani sen oraya gidiyorsun. Peki sen o zaman ya 2006'daki bilmem neden dolayı bunu yapıyorsun. Peki güzel. Referandum yapılıyor. Yani işte sırf bu FETÖ takımının, bu alçakların planladığı hukuksal düzenleme için anayasa referandumu yapılıyor. Ve
İşte Pennsylvania'da oturan herif diyor ki bu diyor son derece önemlidir diyor. Ve sen yani bunu referandum yapıyorsun. Bu diyor paketin içinde milletimizin istikbali için çok önemli maddeler var. Yani Türkiye'nin ağzına edecek maddeler. Şimdi çıktı hepsini değiştiriyor. Değil sadece kadın erkeğiyle dünyanın dört bir yanına dağılmışıyla hayatta olan insanlar imkan olsa mezardakileri bile kaldırarak evet oyu kullanması lazım. Fethullah Gülen. Şimdi bu bunların dediğini yaparak sen anayasa değişikliği yapıyorsun. Referandum yapıyorsun. E peki kardeşim yani şimdi bunları alıyorsun uçağında götürüyorsun. Şimdi hemen yanı başında Ekran dumanlı. Diğerlerine girmiyorum. Erhan Başvurt. Bunlara türdüler. E şimdi peki yani şimdi yani bunları şunun için söylüyorum. Sen geriye doğru gittiğin vakit senin ile ilgili söyleyecek çok şey var. Ondan sonra gelip diyorsun ki Allah dediler müsamaha ettik Rabbim ve milletim bizi affetsin. Evet. Rabbim. Demek ki Allah ile aldatmak konusunda dikkatli olmamız lazım ama sadece Allah ile aldatan FETÖ'cüler değil. Bütün Allah ile aldatanlar konusunda dikkatli olmamız lazım. Tabii de. Bu dersi çıkaralım. Şimdi yani bunu şunun için söylüyorum. İşte diyor ki mesela bize hançer saplayanları geç fark ettik diyor. Biz diyor ne istedikse ne istedilerse ne vermedik mi? Ya şimdi şurada belki 100 tane belge var. Ama kardeşim sen şimdi bunları söylüyorsun. Güzel. Tamam. Ben bunlara da bir şey demiyorum. Geçmişte yanlış yaptım. Ama sen şimdi tutuyorsun FETÖ ile mücadele diye. Yani önüne geleni, sana muhalif olanı suçu olan üzerine git sonuna kadar. Helal olsun. Zaten bazı şeylere gidiyorsun. Ama şimdi kardeşim yani sen insanları bunu söylediğin vakitte FETÖ'cü oluyorsun. Hayır yani peki bu insanlar kalkıp Allah bizi affetsin, milletimiz bizi affetsin, kandırıldık, yanlış yola girdik falan deseler af çıkacak mı bunlara? Şimdi bak. Diyorlar da çıkmıyor. Diyorlar değil mi? Diyanet 2014'te. Yani 2 yıl önce. Şeyden sonra hani o 17-25 Aralık ya. Bankasya'da hesap açmış. Yani bu... Peki Bankasya'da hesap açanları tamam takip ediyorlar. Bankasya'dan kredi alanları da takip ediyorlar. Tabii iki tane gazeteci, 3,5 milyon. Şimdi... Bence asıl daha ilginç olan asıl o kredi, değil mi? Tabii. Efendim bizim haberimiz yoktu. Nasıl da yoktu ya? Bak, neyden haberleri yokmuş? Maalesef üçü de öldü. Ali Kırca hani siyaset meydanı yapıyordu. 19 Haziran 1999'da. Kemal Yavuz Ergenekon'dan içeri attılar. Türkan Sıra'yla Ergenekon'dan içeri attılar. Ve kadıncağız kanserli oldu halde. Eziyet çektiler. Necip Fahmintoğlu girdiler. İşte FETÖ takımını suikasti. Şimdi o zaman söylemişler bak 99'da isteyen YouTube'a girsin. O şey var orada. Şimdi bunları yapıyorsunuz. Tamam. Çok güzel. Ama şimdi sen kardeşim adam yazmış oraya dediğim gibi. O zaman devletin denetiminde değil mi? Bankacılık denetleme düzenleme kurulu bakmıyor mu onu? Bakıyor. Sen şimdi yani niye şimdi inanılmaz şeyler oluyor. Yani acaba bunu bu bankanın kuruluşuna kim izin vermiş, faaliyetlerini de var. Olur mu? Açılışında var. Açılışın, yani, törenle açtılar. Açılışında törenle var. Şimdi bundan önceki işte daha yakında Efkan Ala denilen adam beyanat veriyor. 81 müdürden 74'ü FETÖ'cü. 81 ilden. Ulan Yaşar Okyan mı atadı onları?
7000 kişiden 6500'ü FETÖ'cü, emniyet istihbaratı. Bunları kim atadı kardeşim? Ya şimdi birisi söyleyecek bana. Ben bir şey söyleyeyim mi izninizle? 2006 yılında o zaman Ata Televizyonu vardı. Ata Televizyonu'nda ben bir program yapıyordum. Ve orada, yani isteyen arşivlerden bulabilir, canlı yayında İçişleri Bakanı'na soruyorum dedim. Bir cemaatin bütün emniyet istihbaratı eline geçirdiğine dair yaygın bir söylenti var. Bu doğru mudur, değil midir dedim. İçişleri Bakanı'na böyle, ama kimsenin umurunda olmadı tabii. Çünkü sizin suç olarak, yanlış olarak gördüğünüzü onlar doğru olarak görüyorlardı. Doğru olarak gördüler. Onun için yaptılar yani. Ama bütün bunların kabahatlisi kim? Evet. O zaman. Evet. Yani şimdi bu sadece onlarla ilgili değil. PKK konusunda da aynı. Yani PKK'yı dinle. Evet. Sonuna kadar hiç orada bir şey yok. Tabii ki imha et. Yani şey, hukuk devleti itibariyle. Ama sen şimdi 6 sene çözüm süreci deyip sen diyorsun ki valilere talimat ver. O zaman ben de diyorum ki arkadaş, valilere talimat verdiğin süre içinde senin partinin genel başkan yardımcıları, senin partinin bakanlarının ifadeleri var. Bakan, yani herhangi milletvekili değil. İçişleri Bakanı. Evet. Biz diyor o dönemde diyor, yani iyi niyetle davrandık ama diyor bütün şehirleri diyor, metropolleri, o Oslo şey görüşmelerin zabıtlarını biliyorsunuz çok paylaştık. Oslo görüşmelerinin zabıtlarında, yani yayınlandı o, isteyen yine şeye girerse Google'a, oradan NİT Oslo PKK görüşmesi diye var. Detayı da var yani. Şey diyor ki Afet Güneş, o zaman seçer yardımcısı MİT'in, siz bütün metropolleri diyor patlayıcıları doldurdunuz diyor. Şimdi herif de diyor ki PKK'nın Avrupa'daki şeyleri, yok diyor, o kadar da değil diyor. Ya şimdi 15, tamam 15 Temmuz filan, ya buraya sen getirdin kardeşim, AKP getirdi. Yani siz getirdiniz buraya. Ve şimdi bir de dönüyorsun sanki PKK'yı bu işleri yapan muhalefet veya sana karşı olanlar ve işte CHP veya MHP veya bizim gibi yanlışları ortaya koyan insanlar FETÖ'yle meselesinde aynı şeyi ortaya koyuyorsun ve gidiyorsun durduk yere Lozan'ı tartışmaya açıyorsun ya. Ve bir de diyorsun ki ben diyorsun tarih dersi veriyorum. Ya yapma gözünü seveyim. Tarih dersi. Evet. Yapma. Ya. Ben sana bir şey rica ediyorum. O kadarını yapmasın. Bak, yani. Şey, evet. Anıtkabir'e gidiyorsun ya. Anıtkabir'de hani neyse geçmişe söylediklerini söylemeyeyim de. Anıtkabir'e gittiğinde alt kattaki Atatürk Müzesi'ni bir gez. Gez. 3984 tane. 97. 97 tane Atatürk'ün, hem de böyle okuma falan değil, işaretleyerek bu yanlış, bunun üzerinde düşünmek lazım falan diye. Şimdi düşün, 4000 de yaklaşık 4000 kitap okumuş. Ya sen kaç tane okudun? Yaşar okuyan kaç tane okudu? Bırak. Yani şimdi yani ben de yıllardır siyasetince ben kendime dikkat ediyorum. Kaç tane okuduk ya? Ben okuyan vardır da benim soyadım okuyan. Yani okuduğumuz yer şu. Yani okuduğunuzu biliyoruz. Şimdi kadar böyle bir şey olabilir mi? Ve tarih dersi veriyor. Ya arkadaş sen kimsin ki tarih dersi veriyor? Niye diyor huylanıyorlar diyor. Misak-ı Milli diyoruz diyor. Ya sen Misak-ı Milli'yi daha yeni öğrendin gibi geliyor bana. Eğer Misak-ı Milli genelde biliyorsunuz Türkiye'de bizim milli şu andaki sınırlar anlaşılır. Yani esası bilinmez. Yani hatta hem de en böyle entel danteller öyle söyler. Ya misak-ı milli sınırlarımız başka bir şey. Şimdi sen ondan sonra geliyorsun tarih dersi veriyorsun. Ve yani şimdi Lozan. Yani Lozan olmasa sen yoksun ya. Yoksun tabii. Fesleğen kafalılar da aynısını söylüyor. Fesleğen kafalılar Lozan değil.
Lozan yoksa SEV var zaten. Ya, tabii canım. Yani bütün ulusal kurtuluş mücadelesi zaten SEV'in uygulanamayacağını göstermek için verilmiş evet. mücadeledir. Yani şimdi geliyorsun, şimdi başkanlık şeyi. Efendim, anlaşmışlar Devlet Bahçeli ile. Yani Devlet Bahçeli son dönemi miyim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli gelmiş geçmiş 5000 yıllık tarihinde en önemli büyük devlet adamıdır. Tabii. O daha tarih şey yapmamıştır yani aksini kaydetmemiştir. 5000 yıllık devlet tarihinde hele Fatih Matih Tırvır devlet be devlet devlet. Adı bile devlet. Devletin başına devlet gelecek. Ah Devlet Bahçeli senle bir otursak şöyle de biz sohbet etsek. Neyse. Şimdi böyle bir de şimdi sizlere onu şey yapacağım. Çünkü bu da çok önemli. Işık Koşener ve Hilmi Özkök'ün komisyondaki ifadeleri. Yani bunlarla ilgili. Biz diyor FETÖ ile ilgili hepsini söyledik diyor. Evet. Ve Işık Koşener işte diyor son 8-9 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri kendini koruyamaz hale geldi. Yani bu düşünün Genelkurmay Başkanı bunu söylüyor. Ve buna itiraz da yok. Şey Hilmi Özkök orada diyor ki efendim diyor yani biz diyor o dönemde diyor verdik diyor. Hükümete söyledik diyor. Ama diyor bir şey yapmadılar. Yani 2004'te hükümete diyor söyledik. Ki bu imamdı biliyorsunuz. Hocam. Şey Tayyip Erdoğan buna hocam. Dindarmış diyor. Namaz kılıyormuş. Tabii, namaz kılıyormuş. Onu da söylüyor. Şimdi bunun karşılığında başbakan diyor ki şimdi ya çok komik işler ya. Sen de ne diyorsun be diyor. Biz diyor 2004'te uyardık diyor. Ne uyardınız diyor. Kardeşim karara bakıyoruz. Nur cemaati ve hizmet hareketi izlenmelidir diyor. Ne zamandan beri cemaatler terör örgütü oldu? Bizim kırmızı çizgi terör faaliyetinin başladı 17 Aralık. 17 Aralık'ta ne olmuştu? 17 Evet ne olmuştu? Ne olmuştu? 17 ve 25 Aralık. Değil mi? 17 Aralık, 25'i bırakalım. Evet. 17 Aralık'ta birileri, yani polis içinden birileri suç işleyerek, onu evet. da söyleyelim yani. Tabii. Onların yaptığı da suçtur. Yani niye suçtur? Yani dinleme kararı olmadan devlet büyüklerini, bakanları dinlemişler. Bu suç. Tamam. O suçlarının cezasını çekmelidirler. Tamam. Ama onların suç işlemiş olması onların suçu ortadan öteki suçu ortadan kaldırmaz. Kaldırmıyor değil mi? Kaldırmaz yani. Zaten kaldırsaydı yoksa o, zaten 3 bakan gitmezdi. Niye gitti onlara? Niye gitti onlar? Eğer onlar yalansa güme gittiler. Tam yani. Nasrettin Hoca'nın dediği şu yani. Paraları niye verdin? Efendim? Niye verdi? Evet. Efendim. Şeyde yakalanan paralar. Evet, geri verildi. Hem de faiziyle. Faiziyle geri verildi. Yani mi? Bunlar evet. suç değilse, yalansa, düzmeceyse, evet. terörse evet. Bu bakanlara yazık ettiniz. Yazık ya, değil yazık. Mi bakanlar? Bence de. Peki bunlara yazık ettiğinize göre evet. demek ki ortada bir ciddi bir şey var. Evet. Değil mi efendim? Evet. Yani nasıl oluyor da bu terör... Bu işte bir yanlışlık yani yanlışlık ne? Gerçekten ne olursa olsun mahkeme karar olmadan kimse olmaz, dinlenemez. Tabii, tabii. Çünkü biz de dinlemiş FETÖ'cüler. Dinlemiş nasıl dinlemişti? Beni de dinlemişler. Ve Selam Tevhid Örgütü mensubu olarak dinlemişler. Selam Tevhid Örgütü ama mahkemeden de karar almışlar. Demişler ki Namık Kemal Zeybek Selam Tevhid Örgütü mensubudur demişler. Bu karara göre dinlemişler. Yani şimdi yargılanıyorlar. Oradan evet. da yargılanıyorlar. Evet. Ben de davanın mağdurları arasındayım. Başka mağdurlar da var da ben de mağdurum. Evet. Tamam. Peki devletin cumhurbaşkanını, bakanları dinlemek suç. Ve suç. Vatandaşı da dinlemek suç. Tabii. Onlar da vatandaş. Tabii. Tamam. O ayrı. Ama bir de bir iddia var ortada. Ay kaynağı belli olmayan paralar var. Bir paralar var. Ayakkabı kutuları var, var falanlar filanlar evet, var yani. Şimdi bu işin yanlış olması bu işi terör hadisesi yapmaz.
terör hadisesi başka bir şey. Yani suçların çeşitleri vardır yani. Terör başka bir şeydir. Bir de şimdi Reza Zarrab var ortada. Şimdi Reza Zarrab'ı da oradan istiyorlar kurtarmaya çalış. Efendim bizim vatandaşımız. Yahu ya sizin vatandaşınız. Acaba şey mi diyorlar? FETÖ kalsın Zarrab'ı verin mi diyorlar? Yani onu niye bu kadar meraklısınız onu kurtarmaya? Yani şunu ya, bir anlatın da biz de bilelim biz, ya. Evet, efendim biz, vatandaşımızın ya, hakkını savunuyoruz ya. Gerçekten mi? Yani siz hapse giren vatandaşlarımızın hakkını hep böyle savunur musunuz? Yani işler karışık ama bu yani bu bütün bu söylediklerimiz FETÖ'nün Müslüman görünerek günde 7 defa namaz kılarak 5 değil 7 bir de teheccüd namazı kılıyorlar gece. Bir de hani 5 kılarlar ya bunlar 7 kılıyorlar. Zikir çekiyorlar sabahları. Efendim Fethullah Gülen bir arı ölünce ağlıyor hüngür hüngür. Arı. Bir arı ölmüş. Kurtaramamışlar onu. Hüngür hüngür ya, ağlamış. Ağzını sildiği peçeteyi haşa şey gibi. Saklıyorlar. Tabii saklıyorlar. Ulan herifin ağzını sildiği peçeteyi. Daha nelerini var. Saklıyorlar bilemiyoruz. Saklıyorlar falan ediyorlar. Ama bunu yani bu FETÖ dönülen hadiseyi sadece bir örnek olay değil de bu cemaat ya da camia ya da sonraki adıyla paralel ya da en yeni adıyla FETÖ terör örgütü olarak alır. Tek başına bunu incelerseniz işin içinden çıkamazsınız. Şimdi diyor ki cemaatler da cemaatlerin bu ülke Türkiye Cumhuriyeti sizin cemaat dediklerinizden çok çekmiştir evet. Efendiler. Sayın Başbakan ya seni seviyoruz bırak da sevmeye devam edelim. Nedense ona karşı böyle bir herkeste bir sempati var bende de var. Ya sakin sakin konuşuyor. Değil hemen, mi? Evet. Güzel güzel şeyler değil söylüyor. Evet. Kimseyi kapmıyor, tepmiyor, evet. Evet. Saldırmıyor evet. Falan. Evet. Hoş bir adam. Çok babacan. Babacan falan. Evet. Ama bırak da bu sevgimiz devam etsin. Devam. Ya ne diyor? Efendim ne zamandan beri cemaat yahu cemaat dediğin şey Said'de bir cemaatti. Şimdi cemaat var. Devlet kendisi için tehlike ihtimali olan cemaatleri takip eder. Her devlet bunu yapar. Çünkü Şeyh Said isyanı yüzünden Musul Kerkük gitmiştir yahu. Tabii. Yani tabii. Kendisinin Nakşibendi şeyhi olduğunu iddia eden, tabii. Başka Nakşibendi tabii. Şeyhlerini de yanına alan Şeyh Said Efendi, İngilizlerin paraları ve destekleriyle Musul ve Kerkük tam da müzakere günlerinde, müzakere aylarında isyan çıkardı ve Türkiye'nin elini zayıflattı. Musul ve Kerkük Misak-ı Milli sınırlarında olan Musul ve Kerkük böyle gitti. Biz onu Lozan'da vermedik. Mücadele devam ettik. Lozan'da bir karar alındı. Bu konu Türkiye ve İngiltere arasında ve İngiltere arasında efendim görüşülerek çözülsün diye. Tam şimdi görüşme orada günü geldi. Demek ki cemaatlerin yani, tehlikeli olanları var. Tabii. Devlet de takip edecek. Tabii. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii hepimizin Cumhurbaşkanı ve ona hele dışarıda hiçbir laf söyletmeyiz. Zaten örneğin Suriye televizyonunda ben Mart ayında oraya gittiğimde hiç seviyorum. Ay yani sevin sevmeyin hepimizin Cumhurbaşkanı yani, ve hele laf, dışarıda bir laf söyletmeyiz. Ama bazı şeyleri de doğru öğrenmesi gerek. Evet. Bazı şeyleri de doğru. Mesela Musul konusundaki sıralama şudur. Evet. Musul ne zaman işgal edilmiştir İngilizler tarafından? Lozan'dan sonra mı? Öyle zannediliyor. Hayır. Öyle zannediliyor. Hayır. Öyle değil. Mondros bırakışmasından sonra. Nasıl? Neye dayanarak? Mondros bırakışmasının 7. maddesi yani Osmanlı Devleti'nin karşısındakilerle imzaladığı ateşkes anlaşmasının 7. maddesi şunu öngörür. Müttefikler kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri zaman stratejik buldukları her yeri işgal edebilirler. Ve İngilizler işte Süleymaniye'de bazı Türkmen kabileler bize zorluk çıkartıyor diyerek Musul'a girmişlerdir. Mondros bırakışmasından sonra.
Lozan'da iş çözülememiştir çünkü Türkiye direnmiştir. O arada yalnız 1920'de zaten San Remo konferansıyla İngilizler ve Fransızlar bütün Orta Doğu'yu paylaşmışlardır. Manda yönetimi Milletler Cemiyeti'nde kabul edilmiştir. Irak mandası İngiltere'nin olmuştur. Ondan sonra 1924 yılında Lozan'ın gereği olarak İngiltere ile Türkiye Musul konusunu müzakere etmeye başlamıştır, görüşmeye başlamıştır. Ve Fethi Bey, Türkiye'yi temsilen Fethi Bey o konferansta şunu söylemiştir. Evet. Hem coğrafi olarak hem demografik açıdan, yani nüfus bileşimi açısından Musul Anadolu'nun bir devamıdır. Ve buradaki Araplar azınlıktır. Türkiye'de kaderlerini birleştirmiş olan Türkler ve Kürtler burada çoğunluktadır. Dolayısıyla Musul Türkiye'ye ait olmalıdır. Ve burada plebisit yapalım, oylama yapalım. Hangi devlete ait olmak isterlerse oraya ait olsunlar demiştir. Sir Percy Cox, İngiliz Irak Yüksek Komiseri buna karşı çıkmıştır. Bu bölgenin halkı o kadar cahildir ki oy sandığını başka şeylerle karıştırırlar ve pisletirler filan demiştir. Demagojisiyle. Dolayısıyla buradaki şeye yanaşmamıştır. Sonra bu Haliç Konferansı'ndan 6 ay sonra Şeyh Said isyanı çıkacaktır ve sizin buyurduğunuz gibi Sayın Bakanım aslında İngiliz belgelerinde yok böyle bir şey filan derler de ben İngiliz belgelerinde çok çalıştığım için biliyorum. Bazı belgeler 50 yıl, bazı belgeler 100 yıl kapalıdır. Bazıları da hiç açılmaz. Dolayısıyla İngiliz'in belgesi olsa zaten size göster, bize göstermez. Sana gösterir. Bize göstermez. Ve 6 ay sonra Şeyh Said isyanı çıkacaktır Haliç Konferansı'ndan. Ve amaç da nedir? Alın bakalım sizinle kaderlerini birleştirmiş mi bunlar, birleştirmemiş mi? Tabii, görün bakalım. Tabii işte. Böylece tamam. Gitti bizim işte böyle gitti. Tezimiz gitti ve Musul ve Kerkük gitti. Tabii. Kim için gitti? Sayın Başbakan'ın. Yani ne zamandan beri işte cemaatler, tarikatlar takip ediliyor. Her zaman takip ediliyor. Osmanlı da yapardı bunu ayrıca. Bu normal bir şey. Adalara gelince 12 ada 1912 Bükreş Antlaşması'yla İtalyanlara verilmiştir. Evet. Ama Lozan'da verildi deniliyor. Hayır efendim. Evet. Lozan'da verilmedi. Şimdi 1912, verilen adalar ne peki? Onu veren Sayın Bakan. Şimdi de 17 tane ada verildi. Onların da anlaşması falan yok. Kayalıklarla. Anlaşması falan yok. 152. Biliyorsunuz Yunan Genelkurmay Başkanı daha geçtiğimiz ay orada tatbikat yaptı. Evet, o evet. En son ele geçirdikleri gitti adalardan birinin üzerinde poz verdi. Yani şunu çektirdi. Sürdürelim. Bakınız bunda çok çok güzel. Yani işin de uzmanı ve ehli olarak net olarak ortaya koydunuz. Evet, yani. İsimler vererek, tarihler vererek koydunuz ortaya. O Türkiye'nin büyük bir hakkını elinden almalarının bahanesi oldu. Tabii oldu. Aynı şeyi Dersim isyanında Fransızlar denediler, başaramadılar. Peki milli mücadele sırasında isyanlara bakın. Bu isyanların hemen hemen tamamında yani işte Hart isyanında da din kullandı. Delinin birisi çıktı orada. Mehdi falan olduğunu iddia etti. Orada da efendim sonra Menemen'de çıkan isyanda tabii. Da hepsine bakıyorsun. Altından dini cemaatler çıkıyor. Bu Derviş Vahdeti'den beri böyledir. Derviş Vahdeti, yani. Derviş Vahdeti, başkaları. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki, ya ne yapsın? Efendim terör teşkilatı, örgütü olduklarını söylememişler diyor. Daha terör yok ki ortada. Ne bilsinler ya? Ama diyorlar ki, bu tehlikelidir ve dikkat etmek lazım diyorlar. 2004'de. Ama tabii işin bir başka yanı. Tamam da yani şimdi hem nalına vuralım hem mıhına vuralım. Yani adil olmak bakımından söylüyorum. Peki Sayın Genelkurmay Başkanı, hükümeti uyardınız güzel. Peki ama sizin de doğrudan sorumlu olduğunuz bir alan vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri. Her alandan daha önemli. Yani ben bir ara bir istihbarat albayıyla sohbet ediyorum.
Cumhurbaşkanı köşkünde baş danışman iken dedim ki yani bunlar her yere sızdılar bu FETÖ. FETÖ demiyoruz o zaman işte Fethullahçılar diyoruz. Fethullahçılar her yere sızdılar. Poliste güçlüler, mülki idarede güçlüler, kaymakamlığa sızdılar falan ama orduya sızmadılar. O bizim için bir güvence dedim. Böyle inanıyordum. Böyle biliyordum. Dedi ki hayır dedi. Maalesef dediğiniz gibi değil. Orduya da sızdılar. Çok ciddi bir durum var. Ama kendilerini öyle gizliyorlar ki ellerinde içkiler, kadınlarının, hanımlarının başını açtırdılar. Dekolte giydiriyorlar. Ve artık tespit edemiyoruz. Dedi. Ta o yıllarda. Buna rağmen bu kadar olacağını düşünmüyordum. Buna rağmen. Yani. Şimdi yani bu Sayın Başbakan takip edilir bunu demeyin. Nereden bilsin sana rapor getirenler bunların terör örgütü olduğunu? Tehlikeyi söylüyorlar. Zaten o zaman terör örgütü olmak için silahlanması lazım falan. Tabii. Ama bunlar öyle bir kestirmeden silahlanmışlar ki öyle kestirmeden silahlı kuvvetleri ele geçirmişler. Evet. Yani evet. Ayrı silahlanma lüzumu evet. Yok. Silahlı kuvvetleri ele geçirmişler. Efendim ondan sonra ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin ordunun genelkurmay başkanlığı siz terör örgütü lideri diye hapse attırdınız. Yani ama şimdi içimde kalmasın bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu Sayın Koşener'den onu çok severim ve beğenirim. Ama yani niye istifa edip gitti? Efendim suça ortak olmamak için. E ne oldu, neye yaradı sizin gitmeniz? Yani neye yaradı yani? Gittiniz de ne sağladınız? Onun yerine başka şey. Mesela şunu yapamaz mıydınız? Yapmalıydınız. O da sonraki genelkurmay başkanları da bilmiyorum yani bu konuda itiraz ediyorsanız da ben kendimi düzeltirim. Bunlar hakim ve savcı kılığına girmiş son derece teşkilatlı ve tehlikeli bir örgüttür. Bunlar Türk ordusuna saldırıyorlar. Savcılar bunları tutuklayın. Yani senin de elinde yargı var. Ayrıca kozmik. Niye bunu yapmadılar? Kozmik niye kozmik odaya soktun sen bunu? Değil mi? Şimdi yalnız evet. Orada bir şey var. Evet. Genelkurmay'daki savcı ve hakimlerin yanılmıyorsam 50'den fazlası tutuklu. Demek ki yani onu da yaptıramaz. Ama kozmik odaya niye sokuyorsun? Tabii şimdi bak. Kozmik odaya sokmayın. Bu söylediğiniz yani, ilginç tabii evet. Şimdi, o savcıya talimat verse savcı diyecek ki yok biz bunu yapmıyoruz. Yani, o da zaten için, öyle oluyor zaten. Evet. Şimdi bak kozmik oda dediniz de Sayın Bakan. Ne büyük felaket ya. O ne demek biliyor yani, musun? Türkiye'nin bütün savaş planları. Tabii. Şimdi Allah korusun. Buradaki savaş planları dediğimiz günlük stratejiyle ilgili değil. Ve bunlar yabancılara çalışıyorlar tabii. Zaten. Evet. Yani Allah korusun Türkiye bir işgale uğrasa ve artık askerler hani cephe savaşından sonra fiili işgale gitse Türkiye'nin milli mukavemetini organize tabii. edecek. Tabii. Yani bununla ilgili silah, bütün dünyada vardır bu ülkelerde. Tabii, tabii. Silah, araç, gereç ve kim? Tabii. Diyorum. Kim de içeride, iş bölümü kim? Değil mi? Ahmet, Mehmet, Hasan o ölürse hemen kayda girerler. İşte Hüseyin. Hatta bunların birçoğunun şeyi de olmaz. Haberleri bile olmaz. Yani ama seçtikleri insanlar vatansever filan evet. insanlar. Şimdi bütün bunlar o kozmik odada bu pez neyse Türk FETÖ değil FETÖ. FETÖ. Ha, yani ulan Rütük ya. Ulan şurada. Yani şurada FETÖ yani. Diyecekti. FETÖ dedi. Yani ulan şurada. Ah Rütük ah, seni öyle seviyorum ki gözün içinde seviyorum. Şimdi bütün bunlar Amerika'nın elinde, İsrail'in evet, elinde. Abiler yoluyla gitti tabii, oraya. Ya, inanılmaz bir şey. Tabii. Yani ve siz buna müsaade ettiniz. Ya. Bırak genelkurmayı. Başbakansın, cumhurbaşkanısın. Yani şimdi tabii. Belki PKK'nın da elinde. Yani neden oldu tabii canım? Niye yani, olmasın? Şimdi
Bak, çünkü onlar da dolaylı oralardan besleniyor. Evet. Silahlı kuvvetler aynı merkezden besleniyor. Aynı merkezden tabii. Silahlı kuvvetler ordumuz bizim ordumuz. Milli ordu. Elbette. Hiç şeyde bir şey yok. Yani tabii ki. İşte Sayın Bakan'la biz 12 Eylül 80 darbesinde Mamak'tayı yıllarca yattık. Oralarda yıllarca yattık. İdamdan yargılandık. Yani ve o dönemin şartlarında mesela Mamak'ta Raş Tetik denilen bir şerefsiz vardı. Hala yaşıyor. Ben kitabınızda gördüm. Şerefsiz onu. Canım. Yani ben davasını... Yaşıyor mu? Yaşıyor. Şimdi ondan sonra yaşıyor biliyorum değil mi? Kıbrıs'ta yaşıyormuş galiba. Yok. Burada İstanbul'da ben onu çok sövdümdü. İstedim ki nerede olduğunu hiç şey yapmadı. Öldü mü? Belki de ölmüştür. Yani bilmiyorum. Şimdi bu hakikaten alçak. Deliğinin birisi. Yani. Alçak. E canım, ama, her kurumda ama, var böyle. Evet ama, hocam, ama işte onun yardımcısı yarbay. İsimlerini bilmiyorduk. Ben ta 7 sene önce oradaydım belgeselinde. Bunu anlattım. Taat yolda hücredeyken bu Allah rahmet eylesin bu yarbay geldi. Dedemden bana getirdiği mektup ki orada yasak. İşte kısa bir dedem de işte Kuvayi Milliye, Çete, Carçur. Tabii hep abi bizim şeyimiz genetik arıza oradan evet, geliyor. Genetik. Lan ne işim var kardeşim? Ye, iç, yat, kalk. Allah Allah. Şey, neyse. Şimdi onu getirdi. Sonra da iki saat sonra geldi aldı. Ve şeyin kapısında, hücrenin kapısında ağladı. Ben bunu hep anlattım. Yani o da subay mı da subay? Bu şimdi, da subay tabii. Evet. Kenan Evren, alçak. Yani Amerika'nın bütün planlarını uyguluyor. Ama Kenan Evren'in veya Junta'nın şeyinden ben hiçbir zaman hiçbirimiz evet. Yani silahlı kuvvetler düşmanlığı gibi bir şey asla, hiçbirimiz. O ayrı bir şey. Ama ona söylüyorduk isim. Bak bu dönemde bunların yaptığı şey. O başka tabii. Bir şey. Ama şimdi öyle bir yere geldi ki iş yani silahlı kuvvetlerin içini boşalttılar. Şimdi insanlar şüpheyle bakıyor. Bir subay gördüğümüz vakit ben böyle yani şey yapardım. O da çok yanlış Sayın Bakan. Böyle de yapmamak lazım. Çünkü aynen. Yani bu kadar diyelim şehitler ve gaziler hep onları saygıyla anıyoruz. Ama ordunun büyük bir çoğunluğu da bunlara direndi. Elbette. Yani ya, yoksa bunların başarısızlığı sağlanamaz. Dolayısıyla o kesin. Değil mi? Tabii. Yani, hayır izlenim olarak da ama bir kuşku. Sizin yanlışınız olarak öyle söylemedim tabii. Zaten. Yani, yanlış bir izlenim şimdi, olur hani diye. Bir subay gelince ben şahsen heyecanlanırım. Aski, yani, tabii. Öyle tabii. Bir şey. Ama şimdi de şöyle bir şüphe geliyor. Bu hangisi? Yani Türk subay mı yoksa casus mu? Şimdi yoksa, bak mesela evet. 2013'te diyeceksiniz ki Genelkurmay ne yapıyordu? 2013'te kimdi Genelkurmay Başkanı hatırlamadım ama şimdi aklıma gelmedi. Şimdi buyurun. Genelkurmay Başkanları sitesinde, internet sitesinde özel bir Atatürk köşesi oluşturulmuş. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından plan veriyor. Yani şimdi düşünün bak memleket nereye gidiyor. Genelkurmay'ın uğraştığı işe bak. Şey diyor ve Atatürk'ün boyu 1.74 santim, kilosu 74-76 kilogram, ayakkabı numarası da diyor 42 diyor. Şimdi Genelkurmay'ı yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani yani 2013 ya ortalık karışmış. PKK'sı bilmem nesi FETÖ'sü olsun. Genelkurmay'ın resmi sitesinde Atatürk'ün ayakkabısı. Giysileri var, ayakkabıları da var. Şimdi, ayakkabıdaki bir şey de için söylüyorum bunu. Yani bu nasıl iş ya? Nasıl? Tabii şu da var Sayın Bakanım. Şu da var. Yine o söylediğiniz Anıtkabir'de oranın komutan yardımcısı olan Recep Cengiz onun çabası ve gayretiyle onun koordinasyonuyla o sizin söylediğiniz Atatürk'ün
Okuduğu Kitaplar adlı 24 ciltlik kitap yayınlandı. Yani bu arada Fırsat Film onun tekrar tanıtımını yapmak istiyorum. Kitaplar yayınlandı ve orada 3997 kitabı ders kitabı gibi okuduğu belirlendi. Ama mesela Sofya'da askeri ateşeyken okuduğu kitaplar var. Onlar daha tespit edilememiş. Başka da var. 4000 dediniz, belki de 5000. Yani böyle bir insan. Şimdi Recep Cengiz'i de yine saygıyla analım. O demek ki şeymiş, Necdet Özel. Necdet Özel'dir canım. Efendim başka bir kitabı daha söyleyelim yine. O da Şule Perinçek. Özel Genelkurmay Başkanı. Özel. Şule Perinçek hanımefendinin efendim uyumlaştırmasıyla, hani koordinasyon diyor. Ben uyumlaştırma tabii, diyorum. Çok önemli. Onun hazırladığı 30 ciltlik Atatürk'ün bütün eserleri. Yani Atatürk'ü anlamak için gözünün ne kadar mavi, saçının ne kadar ya, sarı, kilosunun ne kadar, boyunun ne kadar olduğunu bırakın. Bırakın onları. Ey Genelkurmay Başkanı, yapacaksanız bu iki kitabın, bu iki dev kitabın sürekli tanıtımını yapın. Bunlar üzerine ilmi toplantılar yapın. Ve her evde, her evde bu iki kitap bulunsun. Ben o bir dönem düğünlere gittiğim zaman hediye olarak bu kitapları götürdüm. Şaşırdı insanlar. Ya bundan daha güzel bir hediye olur mu, düğün hediyesi? Alın evinize koyun bu ikisini, yan yana alt. Yani Atatürk'ü tanımak için bu iki kitap çok önemli. Yani Atatürk'ün, bilhassa bu 30 ciltlik kitapta Atatürk'ün bütün eserleri. Teğmenken yazdığı aşk şiiri, duyguları, efendim bestelerle ilgilenmesi, sonra okuduğu kitaplar. Philibel Hilmi'nin Allah'a inkar mümkün müdür kitabını, Philibel Hilmi'nin belli ki Amak Hayali de okumuş, kitabını okuyor. Moltke'nin kitabını okuyor. Tabii. Jean-Jacques Rousseau'yu okuyor. Montesquieu'yu okuyor. Lenin'i okuyor. Ve bütün bunlar bu kitaplarda. Evet. Ha, bu da benim reklamım olsun. Son bir dakika işaret ediyorlar. Sayın Bakanım, siz de değerlendirirseniz. Yani, aslında şunların hepsi ayrı konu ama işte. Yani böyle. Sizlerle beraber çok güzel bir program oldu. Eksik olmayın, beni de çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Ama zor günlerden geçiyoruz. Gerçekten bazı şeylerin ayırdığına varmak lazım, farkına varmak lazım. Bu zor günlerde de birliğimizi, beraberliğimizi de her şeyin üstünde tutmamız lazım diye düşünüyorum. Bütün bizi ayırmaya çalışanların çabalarına karşın ve rağmen, değil mi? Çok teşekkür ederim. Ben de iki cümle söyleyeyim. Yani şimdi tabii burada konuştuğumuz şeylerin çoğu hep karamsarlık pozisyonda. Çünkü hakikaten bütün bu gelişmeler endişe verici. Ama ben her zaman söylüyorum, yani bir defa Cenab-ı Allah Türk milletini esirgiyor. Yani bu bir inanç meselesidir. Benim şey olarak. İkincisi, bu toprakların, bu coğrafyanın ayrı bir enerjisi var. Ve Mustafa Kemal bunu fark etti. Hiç ümit etmediğiniz anda, yani şu anda insanlar kendi halinde işte bilmem ne, yok evlendi, boşandı, yok bilmem ne, abuk sabuk programlar filan. Fakat hiç tahmin etmediğiniz anda insanlar vatan için, bakın Ali veya Veli meselesi değil, işte 15'inde de öyle gözüktü. Yani orada AKP'lisi de var, CHP'lisi de var, MHP'lisi de var, Vatan Partisi de, TGB'li 2-3 tane yaralı arkadaşımız var. Biri hala hastanede. Yani herkes orada bir vatan mücadelesiz. 90 senenin gibi. Ben ona %100 inanıyorum. Yani onun için efendim tabii bedel ağırlaşıyor, tamam. Ama Türkiye'yi geleceğiz 4 tane efendim uydurulmuş dinin şeyine, yani neyse şimdi söylemeyeyim, yine uydurulmuş din bilmem ne yobaz takımını, dinle hiç alakası yok. Öbür tarafta PKK'lı denilen
katiller odasına. Yok FETÖ'ymüş bilmem neymiş. Bunları bırakacak halimiz yok. Sonuna kadar. Hiç. Evet. Sonuna evet. kadar. Şimdi bu başka bir vatan başka yok. Bir vatanımız yok. Başka Türkiye yok. Onun için hiç. Yani. Neyse her halükarda mücadeleye devam. Allah milletim tabii ki bu badireler kolay değil ama birlik ve beraberlik AKP'lisi, CHP'lisi tabii, bilmem evet. Tayyip Erdoğan meselesi değil evet, hepimizin bir araya gelmemiz lazım. Ben inanıyorum ki önümüzdeki günler Mustafa Kemal'in zaten oraya gitti iş. Yani şu anda süreç yani bütün yollar Atatürk'ün evet, izine. Onun için hiç değil. İşte dün de gördük Türkiye'nin her tarafında devlet yasaklıyor, millet sokakta. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi geceler diliyoruz.